İkinci tur seçimlerini sizce kim kazanır? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu kazanır diyorsunuz. Evet. Peki abi, birinci turda Atta İttifakı vardı biliyorsunuz, malumunuz Sinan Oğan adaydı. %5'lik bir oy potansiyeli vardı. İkinci turda Ümit Özdağ farklı bir ittifakı, Sinan Oğan da farklı bir ittifakı destekleyecek. Sizce bu iki ismin ikinci tura etkisi ne olur? Şimdi onların oy oranı %5. Ama tabii şimdi bunlar sanıktığı zaman seçmenin yani değişebilir yani onu. Çünkü seçmen son anda fikri değişebilir. Her şey mesela en farklı konuşmada, bir muhabbette, bir videoda hani bir fiyata bakarsan değişebilir yani çünkü. Peki sizce %5'lik oy potansiyeline sahip Atta İttifakı'nın oyları hangi ittifaka kayacak? Şimdi sen o halimde Ümit Özdağ'ın şey, iki kesimin şey, oy farkı milletçi kesim, sağcı kesim. Ama büyük çoğunlukla şey, %3 kısmı şey geçer. Tayyip Erdoğan geçer, geri kalan %2'si de şey geçer bence, Kılıçdaroğlu'na. İkinci tur seçimlerini sizce kim kazanır? AK Parti. Peki abi, birinci turdaki Ümit Özdağ ile Sinan Oğan'ın faktörü vardı biliyorsunuz. Evet. İkisi de ayrı ittifakları destekleme kararı aldı. Sizce bu iki adayın, bu iki ismin ikinci tura etkisi ne olacak? Vallahi onu vallahi bilmiyoruz kesin. Ama bence Tayyip kazanacak, zaten belli de Tayyip kazanacak. Peki sizce Atay İttifakı'nın oyları kime kayar? Tayyip'e. Hocam sizden alalım. Sizce seçimi kim kazanır? Bence Tayyip kazanacak. Peki hocam, Atta İttifakı'nın oyları sizce hangi ittifaka kayar diye soruyoruz. Bizi bildiğimize göre Tayyip'e gidecek, kayacak bunlar. %5'lik oy Tayyip'e kayar. Evet. Hocam merhabalar. İkinci tur seçimlerini sizce kim kazanır? Halise kim olursa hayırlı olsun. Kılıçdaroğlu abi. İkinci tur seçimlerini sizce kim kazanır? İkisi de aynı boktur ya. Valla. Erdoğan mı kazanır, Kılıçdaroğlu mu? Sagoş desem akbe. Kılıçdaroğlu. Peki hocam, birinci turda Atta İttifakı söz konusuydu. %5'lik bir oy oranına sahipti. Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nı, Ümit Özdağ ise Millet İttifakı'nı destekleme kararı aldı. Sizce bu iki ismin ikinci tura etkisi ne olacak? Sıfır. Hiç etkisi yok. Neden hocam? %5'lik bir oy potansiyeli vardı. İkinci tur seçimlerini sizce kim kazanır? Fenerbahçe. Abim, ikinci tur seçimlerini sizce kim kazanır? Bana bunu sorarsan siyasetin kökü yalandır. Bitti. Kemal Kılıçdaroğlu. Duralım hocam, biraz konuşalım. İşimiz var vallahi, çok acil işimiz var. Peki ikinci turda Sinan Oğan ve Ümit Özdağ faktörü var. Sizce bunların ikinci tura etkisi ne olacak? Bence hiçbir etkileri yok. Yani özellikle Sinan Oğan'ın hiçbir etkisi yok. Çünkü Tayyip Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na karşı olan onlara oy verdi. Biliyorsun Sinan Oğan'ın kimdi Sinan Oğan ya? %1 bile oyu yok. İkinci turda sizce seçimi kim kazanır? Seçimde kim kazanacağı bilemeyiz. Tam ki milletin iradesi, ona saygı tutmamız lazım. Ama tabii ki insan şöyle ister. İnsan değişimi ister. Çünkü biraz adaletsizlik nedeniyle insan kesinlikle değişimini ister. Kim yani kazanır sizce? Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu düşünüyoruz. Peki abicim, birinci turda Sinan Oğan Cumhurbaşkanı adayıydı. İkinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini söyledi. Ümit Özdağ ise Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söyledi. Sizce bu iki ismin ikinci tura etkisi ne olur? Ya etkisi, Sinan Oğan'ın etkisi fazla olmaz. Yani bu iki partiden ayrılmış kişiler bence. Yani buna verilmiş. Şimdi bunlar Sinan'ı artık gitmezler. Ben tahmin etmem. Sinan'ı kendi siyasette kaybetti bence. Ben öyle düşünüyorum. Kılıçdaroğlu da destekleyen olacak ama diğerleri AK Parti'ye bence Cumhurbaşkanı azıydı giderler. Öyle düşünüyorum. Sandığa gitmezler mi Atay İttifakı'nın seçmenleri? Giderler yani. Sandığa giderler. Kime bence kullandılar peki? Kime oylarını verirler sizce? Ben Kılıçdaroğlu'nu düşünüyorum. İkinci tur seçimlerini sizce kim kazanır? Kim kazanırsa kazansın. Bize hiçbir faydası olmaz. Yani ben bunu söyleyeyim. Sizce Kılıçdaroğlu mu kazanacak, Erdoğan mı? Millet seçimini yapmış gibi geliyor yani. İsim verelim, kim olur? Vermeyelim daha iyi olur. Peki hocam, Sinan Oğan ile Ümit Özdağ faktörü var. İki isim de farklı ittifakları destekledi. Sizce bu iki ismin ikinci turdaki seçime etkisi ne olur? Sabit bir tabanı olmadığı için bir şey söyleyemiyoruz. Hani onların seçmenleri daha ilk oy kullananlardan yani gelir. Onlar dağılabilir yani. Ben öyle düşünüyorum. İkinci turda seçimi sizce kim kazanır? Ya biz bilmiyorum valla. Erdoğan mı kazanır, Kılıçdaroğlu mu sizce? Valla ikisinin ortasında. Peki abim, malumunuz birinci turda Atta İttifakı vardı.
Hatta İttifakı ikinci turda dağıldı. Ümit Özdağ Millet İttifakı'nı, Sinan Oğan ise Cumhur İttifakı'nı destekleyecek. Sizce bu iki ismin ikinci tura etkisi ne olur? Bence olacak yani etkileri olacak. Hangi ittifaka olumlu ve olumsuz bir etkisi olur? Bence Cumhur İttifakı'na olur. Yani oraya katılmışsalar olur yani. Ama Ümit Özdağ da Millet İttifakı'na geçiş yaptı. Yani onu destekleyecek, Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Yani bence yine şey alır, Cumhurbaşkanı alır Cumhur İttifakı. Abicim merhabalar. İkinci tur seçimini sizce kim kazanır? Vallahi bilmiyorum. Bence Kılıçdaroğlu. İkinci turda seçimi sizce kim kazanır? Erdoğan. İkinci turda seçimi sizce kim kazanır? Ben seçimi kim kazanacağını ben bilmiyorum. Daha doğrusu. Yani belli değil. Sizce kim alır? Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Vallahi bence Erdoğan yine alır. Peki evet. Abi biliyorsunuz Sinan Oğan ve Ümit Özdağ faktörü vardı birinci turda. İkinci turda bunlar farklı adaylar destekleyecek. Sizce bu isimlerin ikinci tura etkisi nasıl olur? İkinci tura şimdi böyle anlatayım sana. İkinci tura mülteci sorunu var değil mi? Mülteci sorunu var. Kim mültecileri gitmesini istiyorsa bence o kazanır. İkinci tur seçimini sizce kim kazanır? Kılıçdaroğlu bence kazanır. Bekleyelim abi, bir sorumuz daha var. Ümit Özdağ ile Sinan Oğan faktör var malumuz. İki aday da iki farklı ittifakı destekledi. Sizce bu iki ismin ikinci turdaki etkisi ne olacak? Bence fazla bir etkisi olmayacak ikisinin de. %1 bile oy kazandıramaz. Ne Ümit Özdağ ne şey. %5'lik bir oy potansiyeli vardı Sinan Oğan'ın. Hatta ittifakının daha doğrusu. Bu dağılım sizce nasıl olur? Oraya geçmişti. Küskünlerin oyuydu bence. Bu küskünlerin oyu kime gider? İkisine de gider ama tahminim daha çok Kılıçdaroğlu'na gider. İkinci tur seçimlerini sizce kim kazanır? Seçimin şu andaki mutlak favorisi zaten Erdoğan'dır. Erdoğan'dan ötürü bu seçimi çok farklı yönleriyle bakmamız lazım. Mesela artık siyasetin ilkelerin tuz buz olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Açıkçası bizim bölgemize gelince de HDP bir kimlik bunalımı yaşıyor. Nasıl bir kimlik bunalımı, bunu şey yapayım. Her şeyden önce dayatmacı, itaatkar olmayan, yıllarca içinde siyaseti yapanlar ya bir şekilde susturuldu, ya sindirildi ya da uzaklaştırıldı. Bugün en uzak, bugünün en yakın örneğini Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı'na katılması ve HDP şunu da yaptı. Bakın Batı illeri olanla bizim Kürt illeri daha çok şey oldu. Mesela oran düşük oldu. Bunun yegane sebebi ilk kez bir coşku yaratamadı. Ama maalesef dezenformasyon ve manipülasyonlarla. Ha şimdi gelelim, muhakkak AK Parti iktidarının eleştirilecek çok yönleri vardır. Kürt meselesi çatısı altında mesela Kürt meselesini konudan konuya 3 başlık altında ekonomik, kültürel, sosyolojik ve psikolojik bir durumdur. Ama bugün ne yazık ki Ümit Özdağ'ın, ki Ümit Özdağ babası 1960 askeri darbesinin arkasında, dedesi İstiklal Mahkemesi'nin yargıçlarından, yani bugün kendini Kürt siyasi hareketin yegane temsilcisi olarak eden HDP ve YSP bunun hesabını nasıl verecek? Açıkçası yapılabilecek artık tek bir şey kaldı. Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın istifa etmesidir. Peki hocam, Sinan Oğan ve Ümit Özdağ faktörü var. İkinci turda bu isimlerin ikinci turdaki seçime etkisi ne olur? Şimdi ikinci turda, her şeyden önce ikinci turda bunlar bir kısmı tepki oylarıdır. Bir kısmı uç noktada olan oylardır. Açıkçası bunlar zaten eğer kararını vermiş olsalardı zaten ilk turda ya Erdoğan ya Kılıçdaroğlu derlerdi. Bunun etkisi de daha çok Cumhur İttifakı'ndan yana olacağını düşünüyorum. İkinci tur seçimlerini kim kazanır diye soruyoruz da. İnan ki ben bir şey bilmiyorum. Sence kim kazanır? Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu? Vallahi billahi kısmettir. Nasiptir. Sence kim kazanır? Vallahi billahi sana diyor, nasiptir. Kim kazanırsa Allah hayırlısı etsin inşallah. Kimlerini sizce kim kazanır diye soruyoruz da. Belki Kemal kazanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu kazanır mı diyorsunuz? Kazanıyor. Ya büyük ihtimalle sonuçta belli de. Hani isim alırsak hangi ittifak kazanır? Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Sizce kim kazanır? Yani matematik olarak Erdoğan görünüyor. Peki hocam, Ümit Özdağ ve Sinan Oğan faktörü var malumuz ikinci tur seçimlerinde. Sizce bu iki ismin ikinci tur seçimlerine etkisi ne olur?
Yani şöyle söyleyeyim, Sinan Oğan zaten Erdoğan'ı destekledi. Ümit Özdağ da Kılıçdaroğlu'nu destekledi ama büyük ihtimalle yani zaten 505 milyona yakın oy aldı değil mi? %5 oy aldık. %5'in %1'i bile Erdoğan'a verse otomatikman kazanmış olur yani. Bir turda seçimi kim kazanır diye soruyoruz da. Hile yapılmasa Kılıçdaroğlu kazanacak. Peki abicim şey var, Ata İttifakı dağıldı biliyorsunuz. Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nı, Ümit Özdağ ise Millet İttifakı'nı destekledi. Sizce bu iki isim ikinci turdaki seçimleri nasıl etkileyecek? Bence etkileyemez. Neden etkileyemez? Hani yok, onun tabanı yok. İkinci turda seçimi kim kazanır diye soruyoruz da. Vallahi büyük ihtimal ben şöyle düşünüyorum, Recep Tayyip Erdoğan kazanır. Şimdi şöyle, bizim milletlerimiz şu anda şu düşüncede, çok insanların yani bu zamlardan, bu şeylerden dolayı bunu tercih etmiyor. Kılıçdaroğlu'nu düşünüyorlar. Bizim için hangisi hayırlısıysa, milletimiz için hangisi hayırlısıysa olsun. Yani benim tercihim Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Peki hocam, Ata İttifakı dağıldı malınız biliyorsunuz. Sinan Oğan ayrı bir ittifakı, Ümit Özdağ ayrı bir ittifakı destekleyecek. Bu iki isim seçimi nasıl etkiler sizce? Vallahi yani şimdi şöyle, ikisinde de yani pek fazla onların düşüncesini bilmiyorum ama yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fazla etkileyeceğini zannetmiyorum. Ha tabii oy alacak, yani istediği bir rakama ulaşmayacağını kesin biliyoruz. Ama yani onun olması Recep Tayyip Erdoğan'ın biraz daha şeyini düşüreceğini biliyoruz. Pek fazla etkilemez zannetmiyorum. Zaten şu anda en son açıklamada da gördüğüm zaman yani kendisi de kalkıp şey yapmıştı, Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemişti. Yani şu anda tek ittifakta onu görüyorum ben. İkinci turda seçimi kim kazanır diye soruyoruz da. AK Parti bence kazanır. AK Parti farklı alır bu seçimi. Peki abi, malumunuz Ata İttifakı dağıldı. Ümit Özdağ da Sinan Oğan da iki farklı ittifakı destekleyecek şu anda. Evet. Sizce bu iki isim ismen ikinci tura etkisi ne olacak? Hani Sinan Oğan'ın şeyi partiye çok şeyler kazandırabilir. AK Parti'ye çok şeyler kazandırabilir. Ümit Özdağ peki diğer ittifaka, Millet İttifakı'na bir katkısı olur mu sizce? Düşünemiyorum. Hacı Yunus kime? Peki abi sizden alalım. Ata İttifakı malumuz da aldı. İki lider de farklı ittifakları destekleyecek. Bu iki ismin ikinci tura etkisi ne olur sizce? Valla bence pek fazla bir etkisi olacağını sanmıyorum. Sinan Doğan aslında iyi adam ama bazı konuşmalarıyla kendini bitirdi. Yoksa çok iyi adamdı. Yani CHP'ye gideceğim falan dedi. Ondan sonra AK Parti'ye döndü. Bence AK Parti onun için doğru seçimdi. Önce onu söylemesi lazımdı. Ama ki AK Parti'nin eğer daha fazla oy kazanması istiyorsa önce bir güvenlik korucularını alması lazım. Bir de onların maaşlarına bir yatırım, bir gelecek yapması lazım. İkinci turda seçimi kim kazanır diye soruyoruz. Ya, hukuk, adalet olmadığı yerde kazanma şansı yok ki. Hak yok, hukuk yok, adalet yok. Olmadığı bir yerde zaten seçim de olmaması lazım. Bir aday %50'yi geçecek ikinci turda. Sizce bu hangi isim olur? Hangisi hayırlısa o olsun. Peki hocam, malumunuz Ata İttifakı dağıldı biliyorsunuz. Ümit ve Sinan Oğan farklı ittifaklar destekleyecek. Bu iki ismin desteği nasıl olur sizce? İkisinin de fazla bir oyu yok zaten. Sinan Oğan'ın da İYİ Parti'nin oylarıyla o oyu aldı. Kendi kendilerine oy vermediler. Sinan Oğan'a verdiler. Hayırlısı neyse olsun. İkinci turda seçimi kim kazanır diye soruyoruz da. Kılıçdaroğlu. Peki hocam, malumunuz biliyorsunuz Ata İttifakı dağıldı. Ümit Özdağ ve Sinan Oğan ayrı ittifakları destekleyecek. Sizce bu iki ismin desteği nasıl etkileyecek seçimi? Yani Ümit Özdağ artı etkiler de Sinan Oğan eksi etkileyebilir. Seçmenin karşısına aldı bir nevi. İkinci tur seçimini sizce kim kazanır? Kemal. İnşallah kazanır. Peki hocam, malumunuz biliyorsunuz Ata İttifakı dağıldı. Sinan Oğan ve Ümit Özdağ farklı ittifaklar destekleyecek. Bu iki isim ikinci tur seçimlerini nasıl etkileyecek sizce? Bence Sinan Oğan'ın oyu yoktur. Ama Ümit Özdağ'ın tabanı var. İnşallah Ümit Özdağ hani bir tarafa geçti ya, inşallah biz kazanırız. Zaten görüyorsun. Anlatmaya gerek yok. Her şey hırçıdır. Tamam abi, kolay gelsin abi. İkinci turda sizce kim kazanır? Şimdi AK Parti kazanır, kim kazanacak? İkinci turda seçimi sizce kim kazanır? İkinci turda seçimi kim kazanır? İlk turda herkesin malum görüşü Kılıçdaroğlu'nun kazanması yönündeydi. Erdoğan'ın şu sonuçları çıkarması bence anormal. Ama şu anda kaybetmesi bence şey değil, yani sürpriz değildir. Peki hocam, birinci turda Ata İttifakı faktörü vardı. %5'lik bir oy potansiyeline sahipti. İkinci turda Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nı, Sinan Oğan ise
Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı. Sizce bu iki ismin ikinci tur seçimlerinin etkisi ne olur? Bu iki saydığınız Sinan Oğan, diğeri unuttum pardon, Ümit Ozdağ. Bunların muhtemelen oyları %50-%50 bölüşülecektir. Ben öyle tahmin ediyorum. Ama insanlar yani önce ekonomi baz alarak bunu baz aldığımız zaman her halükarda bence Kılıçdaroğlu'nun çıkacaktır ön sıfaya. Ben onu düşünüyorum.